Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampında ikizkenar üçgen konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani ikizkenar üçgenin diğer özelliklerinden bahsedeceğiz sizlere. Kitabımızda da sayfa numarası 48, 49 ve 50'yi anlatacağız. Haydi bakalım dersimize başlayalım. İkiz tabana ait yükseklikten bahsettik. Şimdi diğer özelliklerden bahsedeceğiz. Diğer özelliklerin ilki yani ikinci özelliğimiz şu. İkiz kenar üçgende eşit kenarlara ait yüksekler birbirine eşittir ve kendi çapında ayırdıkları yerler de birbirine eşittir. Hemen şunları şöyle bir yazalım. Şöyle bir yazalım istersen. Çizilen yüksekler birbirine eşit. Tamam. Aynı zamanda çizilen yükseklerin kendi çapında ayırdıkları yerler yani FE ile FD birbirine eşit. Sonra FB ile FC birbirine eşit. Sonra bu çizilen yüksekliğin tepe açısına kadar ayırdığı yerle buradaki çizilen yüksekliğin tepe açısına kadar ayırdığı yer birbirine eşit. Ve çizilen yükseklikler bu taban açıları şunlar ya. Taban açılarının olduğu köşelere oldu. Köşelere kadar ayrıldıkları parçalar da yine birbirine eşittir diyeceğiz. Evet tabanda tepe açısından çizilen yükseklik tabanı iki eşit parçaya biliyor. O ayrı. Şimdi eşit kenara bir yükseklik çizilmişse diğer eşit kenara da yükseklik çizilmişse bunlar da birbirine eşit ve kendi çapında ayrıldıkları yerler birbirine eşit. Yani özellikle böyle ek çizim sorularına falan yine karşımıza çıkabilir. Eşit kenara ait bir yükseklik varsa ve şekilde dengesizlik varsa diğer eşit kenara da biz bir yükseklik çizip buradaki özellikleri kullanacağız. Hemen örneğine bakalım. Mesela burada hala hazırda var zaten. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Sonra bu çizilen yükseklikler var. He, eşit kenarlara ait çizilen yükseklikler. Kendi çapında yıldıkları yerler ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Çizilen yükseklik bak tepe açısında belirleyelim. Tepe açısına kadar yıldıkları yerler birbirine eşit. E, geri kalan parçalar da yani şunlar da birbirine eşit diyorduk. Zaten CD'yi vermiş. CD uzunluğu ve BE uzunluğunu vermiş. Bunlar ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. 2x artı 7, 3x eksi 1 olacak. Buradan 8 eşittir x mi oldu? Evet. Bizden de bu isteniliyor. Cevabımız böylelikle 8 yapar. Bir sonraki soru. İkiz kenar üçgen şu ve şu. Eşit kenarlara ait yükseklikler var. Bunlar birbirine eşit. Kendi çapında ayırdıkları yerler de birbirine eşit. Yani şunlar da birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. E o zaman ne diyeceğiz? X artı 1 ile Y artı 2 birbirine eşit. X artı 1, Y artı 2 birbirine eşit. Buradan X eksi Y ne geldi? 1 geldi. Sonra şunlar da birbirine eşit. Onu da buraya yazayım. 2X eksi 1 eşittir. Y artı 5. Buradan 2X eksi Y de kaça eşit oldu? 6'ya eşit oldu. 2 bilinmeyen iki denklem var elimizde. X eksi Y eşittir 1. 2 burası da X'ti değil mi? Şurası X olacaktı. Evet. 2X eksi Y. 2X eksi y eşittir 6. E ne yapacağız? Yukarı eksiyle çarpıp tarafta taraf tarafa toplarsak en azından y'ler gidiyor. Eksi x artı 2 x x yapar. Artı y eksi y birbirini götürür. Eşittir. Eksi 1 yaptı burası eksiyle ile çarpılınca. 6 da 5 yaptı. X'i 5 bulduk. Hocam x'i 5 bulduysak bizden ne isteniyor? Bir de y de isteniyor. O zaman hani x eksi y eşittir 1'di ya. X yerine 5 yazarsam eğer Y de kaç yapar? Y de 4 yapar. Çünkü bunu buraya attık. Bunu buraya attığımız zaman 5 eksi 1'den 4 geldi. E o zaman x artı y kaç yapıyor o zaman? x artı y x 5 yaptığından y de 4 yaptığından topladığımız zaman ne yapıyor? 9 yapıyor. İkisini de ayrı bir şekilde bulduk ve sonuca ulaştık. Bir sonraki soruda bak. ABC ikizkenar üçgen. Şu bir ikizkenar üçgen. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. 4 birim ve 1 biri birim verilmiş. Arkadaş çizilen yükseklere eşit. Kendi çapında ayırdıkları yerler eşittir. Yani 1 ise burası da 1'dir. 4 ise burası da 4'tür. E zaten hali hazırda direkt dik üçgen çıktı. 4'ün karesi eşittir. 1'in karesi artı x'in karesidir. 16'dan 1 çıkınca 15 eşittir x kare yapar. Ve x'i de böylelikle kök 15 olarak buluruz. Cevap kök 15 oldu. Geldik örnek 18'e. 18'de de şey verilmiş. AB, AD ile BD birbirine eşit verilmiş. Bak bak. AD ile BD birbirine eşit. Tamam bu eşitleri düşünelim. X deniliyor bizden. Şimdi ikizkenar üçgen verilmiş. Nerede ikizkenar üçgenimiz var? Bak şurada bir ikizkenar üçgen var. Hocam ikizkenar üçgen gördük ya hemen tabanına ait yükseklik çizelim değil olay. Kit sen tabanına ait yükseklik çizersen böyle sonucu ulaşamıyorsun zaten değil mi? Bakıyoruz, yorumluyoruz şunu. İkizkenar üçgende eşit kenara ait bir yükseklik çizilmiş ve şekilde dengesizlik varsa diğer eşit kenara ait yüksekliği de biz çizelim. Ek çizim tekniklerinden biridir. ÖSYM e soru olarak karşımıza bunu çıkartır mı? Çok fazla emin değilim ama yine de bunu bilmek lazım. Uzun zamandır çıkmıyor. Hani çıksa da TYT'de değil de AYT kısmında belki karşımıza çıkabilir. Hani olur ya özellik kardeşim bilin diye de şey yapabilirler. Ama genelde bu ara çok fazla tarzı değil bu. E ne yapalım o zaman? Diğer eşit kenarı da şöyle bir yüksekliği çizelim isterseniz. Yüksekliği çizince hocam yükseklikler birbirine eşit olacak. Yani 15 ise 15. Bak dikkat et burada bu çizilen yükseklik tepe açısı burası ya. Tepe açısına kadar 5 ayırmışsa buradaki çizilen yükseklik de tepe açısına kadar 5 ayırmak zorunda. Ve burada bir dik üçgen karşımıza çıktı. Şurası 8. Burası 15. 8, 15 ne üçgeni? 17 üçgeninden cevabı 17 olarak buluruz. Yani dediğimiz gibi ikiz kenar üçgende böyle eşit kenara ait bir yükseklik varsa diğer eşit kenara ait de yüksekliği de sen çizebilirsin. Şekil dengesiz olduğu zaman. Ki şu mantıkla da yapabilirdiniz bunu. Hocam x'i bulmak istiyorsak dik üçgene karşılık getirmeliyiz. Şuradan yükseklik çizelim deyip sonra x kenarın özellikleri de oluyor sağlanıyor deyip oradan da yola çıkabilirdiniz tabii ki. Tamam örnek 18-17 oldu. Geldik diğer söylemimize. Şimdi yükseklik için söylediğimiz şey diğerleri için de geçerlidir arkadaşlar. Yani şurada ben hemen şöyle bir kopyala yapıştır yapayım istersen. Büyük ihtimal bununla bu aynıdır. Şöyle C ile C ve C, C V yapayım bakayım. Hop harfler inşallah aynıdır ya. Şuradan aldım onu buraya getirdim. Bak bu sefer yükseklik değil de ikizkenar üçgende açı ortaylar içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Açı ortaylar ikiz üçgende bak şu AB ile AC birbirine eşit ya. Çünkü çizgi çift çizgi çizgi çift çizgi, 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 çizgi ya. Eğer AB ve AC birbirine eşit ise bu çizilen açıortaylar için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani açıortay genelde N harfiyle gösteriliyor. E eşit açılarda ya da eşit kenarlara ait açıortaylar. Yani bu NB ve NC. NB ile NC birbirine eşittir dostlar. Açıortaylar birbirine eşit. Aynı zamanda kendi çapında ayırdıkları yerler de birbirine eşit. Yani FD ile FE birbirine eşit. Bak şunlar birbirine eşit. Sonra FB ile FC. FB ile FC birbirine eşit. Sonra AE ile AD. Şunlar birbirine eşit. Yani açı ortayın tepe açısına kadar ayırdığı yerle bu açı ortayın bu tepe açısına kadar ayırdığı yer. Ve sonra bu açı ortayın taban açılarını birbirine eşit ya. Taban açılarının olduğu köşeleri olan uzak, uzakları da birbirine eşit. Yani yükseklik için söylediğimiz şey aynı şekilde açı ortay için de geçerlidir. Ama eşit kenarlara ait açı ortaylardan bahsediyoruz Burada. Dikkat et. Aynı söylem burada da geçerli. Hemen sorusuna bakalım. Özellikle böyle açı ortay çizildiğinde kenara ait açı ortay çizildiğinde e, dengesizlik varsa diğer açı ortayı da biz çiziyoruz. Mesela şuraya bakıyoruz. ABC bir ikizkenar üçgen. AB ile AC birbirine eşit verilmiş ve açı ortay çizilmiş. Ve sonra e, burada EB'nin uzunluğuyla CD de birbirine eşit verilmiş. Şu ve şu birbirine eşit verilmiş. Bir de BD ile EF. Bak açı ortay ile şuradaki EF uzunluğu da birbirine eşit verilmiş. He. Şimdi ikizkenar üçgende eşit kenara ait bir açı ortay var. Ve şekilde dengesizlik varsa diğer açı ortayı da biz düşünelim. Diğer açı ortayı da biz çizelim. Hop açı ortayların taban açısına kadar ayırdıkları yerler birbirine eşit olacak ya. Taban açıları da bunlar ya. Hocam o yüzden buradan çizdiğim açı ortay tam olarak buraya denk gelmek zorunda. Yani bu da bir açı ortay ise... Tam E noktasına gelmek zorunda. Ayırdıkları yerler çünkü birbirine eşit olacağından dolayı. E ben şunu biliyorum. Açı ortaylar birbirine eşit. Hemen şurada açı ortayların eşitliğini gösteriyorum. E bunu gösterince ne çıktı? Bak önceden alakası da bununla bu. Hatta istersen şöyle işareti koyayım. Şununla şu birbirine eşitti. E şimdi açı ortayların birbirine eşitliğinden burası da eşit oldu. Yani şurada ne çıktı? Bir ikiz kenar üçgen çıktı kardeşim. Hadi bakalım. Şimdi bu bir ikizkenar üçgendi. Tepe açısı 32 dereceydi. Taban açılarını nasıl buluyorduk? 180'den 32 çıkartıp 2'ye bölerek buluyorduk. E bulalım bakalım. 180'den 32 çıkartırsam 148 bölü 2 74 yapıyor. Taban açıları 74 yaptı. 74 ya burası. 74'ü de 2'ye böldüğümüz zaman 37 37 buluruz. Buradaki açılar 37 37. Hatta buradaki açılar da 37 37 oldu mu? Oldu. Sonra ne yapacağız? Hocam şu bir ikizkenar üçgen çıktı ya. Bunun tepe açısını bulmak zorundayız. Değil mi? E bunun tepe açısını nasıl bulabiliriz? Hocam şuradaki üçgende bütün açılar mevcut. O zaman bu üçgene yoğunlaşalım. 37 burada. Burası 74. Bak şurada kaç? 74. 37. 74 daha kaç? Toplayayım. 37. 74 daha. Sanırım 111 yapıyor. 180'e tamamlayan açısı kaç yapıyor? 180'e tamamlayan açısı da 69 yapıyor. Yani şu açı komple 69 yapmak zorunda. E 69 ve burası da 39 sa 69'dan 39 çıkartırsam bu açıyı bulurum. O da 30 yapar. E şimdi tepe açısı 30 olan bir ikizkenar e üçgen karşımıza çıktı. 180'den 30 çıkartıyoruz. 150 2'ye bölüyoruz. 75 75 diye diğer taban açılarını buluruz. Yani 37 artı x eşittir 75 ise x'i de böylelikle kaç? 38 derece olarak buluruz. Yani örnek 19 böylelikle 38 derece oldu mu? Oldu. İşte böyle eşit kenarlara ait hani nasıl ki yüksekliklerde bir dengesizlik varsa diğer yüksekliği biz çiziyorsak burada da açı ortaylar için de aynı şeyi söyleyebiliyoruz. Açı ortay çizilmiş ve şekilde bir dengesizlik varsa diğer açı ortayı da biz çizip ona göre işlem yapıyoruz dostlar. Tamam unutmuyoruz bunu. Geldik diğer özelliğe aynı söylem kenar ortaylar içinde geçerli dostlar. Yani AB ile AC birbirine eşit ise Şöyle yine aynı harfler geçerliyse burası yine geçerlidir. Söylediğimiz cümle yine kenar orta içinde geçerli. Yani ikiz kenar üçgende eşit kenarlara ait kenar ortaylar. Kenar ortaylar V ile gösteriliyor. VB ile VC birbirine eşit. Aynı zamanda kendi çapında ayırtları yerler FD ile FE birbirine eşittir. FC ile FB birbirine eşittir. Sonra bu zaten kenar ortay. Şuraya kadar kısımlar birbirine eşit. Buraya kadar kısımlar da birbirine eşit. Hatta bunları da yazmamıza gerek var mı? Bence yok. Zaten kenar ortay olduğu için şunlar çip çizgi çip çizgi olduğundan dolayı herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Evet dördüncü soruyu dördüncü özelliğimiz de bu. Kenar ortaylar için de aynı şeyi söyleyebiliyoruz. Evet geldik. 20 örnek 20'ye yani bu sorunun örneğine. Şimdi ikizkenar üçgende şu bir ikizkenar üçgen. Arkadaş AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Sonra e, şöyle bir kenar kenarortay verilmiş. Bak bunlar çift çizgiye çift çizgi. Hatta şuraya bir AA dersem, hocam burası 2A ya, burası da 2A. O zaman burası da A iken burası da A olur, burası da çift çizgi olur. A güzel bir şey çıktı. İkiz kenar üçgende. Bu bir kenar ortay. Bu da bir kenar ortay. Ha, kenar ortaylar nedir? Birbirine eşittir. Hatta kendi çapında ayırdıkları yerler de birbirine eşittir. E Burada BD'yi vermiş 3x-7 öbür CE'yi de vermiş x artı 11. Yani burada 3x-7 ile x artı 11 birbirine eşit olmak zorunda. 2x 18 olur ve x de böylelikle kaç çıkar? 9 çıkar. Örnek 20'yi 9 buluruz. Ve geldik 5. özelliğimize. Arkadaşlar Bak bunlar diğer özellikler. Sınavda soru çıkarsa bence ilk kısımdan soru çıkar ama bunları da bilmek lazım. Ee, ya ya çıkarsa diye bunları da veriyoruz çünkü bazen karşılaştığımız sorular bunlarla ilgili sorularla karşılaşabiliyoruz. O yüzden bilelim. İkizkenar üçgende. Şimdi biz tepe açısı ile ilgili özelliği ilk özellik ilk, ilk özellik de verdik. Şimdi de burada diyor ki ikizkenar üçgende tabandan bir nokta alınıp kollara dikmeler çizilirse. Bu dikmelerin toplamı eşit kenara ait bir yüksekliğe eşittir. Yani şuraya bir x buraya bir y diyecek olursak x artı y ya hb'ye eşittir ya da hc'ye eşittir. Çünkü e, burada b'den çizilen yükseklikle c'den çizilen yükseklik aynı değil mi? Evet. İşte burada x artı y direkt burası x artı y diyebiliriz ama diğer yüksekliği de çizip hocam burası da x artı y diye de gösterebiliriz dostlar. Şimdi bunun özelliği üçgende alandan geliyor ispatı. Ama ispatı şu an bence kafanıza takmayın. Şunu odaklanın. İkiz üçgende eğer tabandan bir nokta alınıp da. Bak ikizkenar kenar üçgenin tabanı burası. Tabandan bir nokta alınıp da. Burada kollara dikmeler çizilmişse bu dikmeler toplamını gördüğün zaman hemen tepeden çizilen yükseklik değil. Tamam. Eşit kenara ait yüksekliğe eşit olacak. Yani x ile y'nin toplamı buna eşittir deyip işlemimizi yapacağız. Örnek 21'e hemen bakalım. Bak İkiz üçgen demiş. AB ile AC'ye eşit demiş. Tabandan bir nokta almış ve dikmeler çizilmiş. Bu dikmeler toplamı neye eşitti? Hemen şu eşit kenara ait yüksekliğe eşitti. Ya B'den bir yükseklik ya da C'den bir yükseklik. Yani ya AC'ye bir yükseklik ya da AB'ye bir yükseklik çizecektik. İşte bu ikisinin toplamı 6 yapar. E 30 90 burası ne yaptı? 60 yaptı. 30 60 90 üçgeni çıktı buradaki üçgende. Çok güzel. Ne var burada? Hocam 30'un karşısı var burada ki 30 60 90 üçgeninde başlangıç noktası 30'un karşısıydı. 30'un karşısı 6 iken 90'ın karşısı ne olur? 2 katı 12 yapar. E burası da 12. Zaten benden AC isteniyor. Cevap böylelikle 12 çıktı dostlar. Tamam özelliği bilince direkt sonucuna da rahat bir şekilde ulaşıyorsunuz aslında. Örnek 22'ye geldik. Bak ikizkenar üçgen demiş. A açısı da dar açı demiş. Dar açı demesinde bir amaç var mı acaba? Şimdi ikizkenar üçgende. Bak ikizkenar üçgen. Yani burasıyla burası birbirine eşit. 5 ise burası da 5. x üçgende tabandan bir nokta alınmış. Kollara dikmeler çizilmiş. Bu dikmeler toplamı niye eşit? Ya şuraya ait yükseklik ya da buraya ait yüksekliğe eşit. Evet buraya ait yüksekliğe eşit olacak. E o zaman buraya ait yükseklikte ne yapıyor arkadaşlar? 3 bir daha 4 yaptı. Hocam niye darlığı verdi? Çünkü dikkat. Buradan çizilen yükseklik dar açı olduğu için üçgenin içine düşer. Eğer burası şöyle geniş açı olmuş olsaydı, senin bu köşeden çizdiğin yükseklik geniş açılı üçgende dışarıya doğru düşüyordu ya. O yüzden geniş olsaydı dışarı düşer, düşebilirdi. Ama dar dediği için içeri düştü. Yani geniş olsaydı cevap farklı olacaktı. Dar olsa dar olduğu için cevap yine farklı olacak. Yani geniş olsaydı ve dar olsaydı iki farklı sonuç bulacaktık arkadaşlar. Evet burada o zaman ne diyeceğiz? Bak 5 4. Yani şurada bir dik üçgen karşımıza çıktı. Ne üçgeni bu? 3 4 5 üçgeninden o zaman burayı 3 olarak buluruz. Bizden de BC uzunluğu isteniyor. BC. Hmm, şurası. Hocam burası da 90 ya. Bak tamam 5 olduğundan şuraya kaç kaldı? 2 kaldı. Bir de burada bir Pisagor bağıntısı yaparsam 2 var 4 var. Hani 1'e 2 oran varsa kök 5 katıydı. Yani burası direkt 2 kök 5 olacaktır. Evet gördüğünüz üzere soruda hiçbir bilgi boşu boşuna verilmez. Geniş olsaydı cevap ne olacaktı? Bak şöyle olacaktı. Burası geniş olsaydı cevap o zaman hocam çizilen yükseklik bu olacaktı. Hani bunlar 5 5. Çizilen yükseklik buraya gelecekti 4. 4 5 ne üçgeni 3 4 5 üçgeni. O zaman burası x sorulacaktı. 4, 8, 4 kök 5. Yani eğer burada kaç geniş açı olmuş olsaydı cevap 4 kök 5 olacaktı. Dar açı olduğunda 2 kök 5 oldu. Hatta hiç geniş ya da dar demeyebilirdi. X'in alabileceği değerler toplamı şeklinde sorulabilirdi. O zaman hem genişliği hem darlığı düşünecektiniz. Cevap da 2 kök 5 ile 4 kök 5'in toplamı 6 kök 5 yapacaktı. Ama bu soruda cevabımız ne oldu? 2 kök 5 oldu arkadaşlar. Güzel soru. Şimdi geldik diğer özelliğe. Bu sefer de ikizkenar üçgende tabanda bir nokta alınıp kollara paraleller çizilirse. Bununla ilgili özelliği bilmenizi çok fazla tavsiye etmiyorum çünkü kendiniz zaten sonucuna ulaşırsınız. Niye? Diyor ki özellik şu. Hocam burası x burası y ise ikizkenar üçgende tabandan bir nokta alınıp da kollara paraleller çizilirse bu paraleller toplamı bir kenara eşittir. Yani burası x artı y hatta burası da x artı y yapıyor. Sebep. Şimdi bu bir ikizkenar üçgen ya. Hocam buradaki açı ile Burada kaç x kenardan dolayı birbirinin tıpkısının aynısı. Şunlar birbirine paralel olduğundan yöndeşlikten nokta açısı oldu. Bunlar birbirine paralel olduğundan yöndeşlikten nokta açısı oldu. A hocam şurada bir x kenar şurada da bir x kenar çıktı. E, o zaman y ise burası y, y x ise burası x yapar. Bir de şuraya bakar mısınız? Şunlar paralel bunlar da paralel. Burada bir paralel kenar çıktı x ise burası x olur. Y, e, y ise burası y olur. Gerçekten bir kenar x artı y. Gördüğünüzde bir kenar x artı y oldu. Yani X artı Y neye eşit? AB'ye eşit ya da AC'ye eşit diyoruz. Hani bunu özelliği unutsanız bile kendiniz sonucuna bence ulaşabilirsiniz. Özelliği unuttuğunuz zaman da açılara dalıp da sonuca ulaşmanızı da tavsiye ediyoruz tabii ki. Hemen bakalım. Bak. Çevre ABC'yi 40 demiş. AFD'yi de şuranın çevresinde kaç vermiş bize? Buranın çevresinde bize ne vermiş arkadaşlar? 32 vermiş. Ben burada İspat tekniğiyle yapayım isterseniz. Hani şey de diyebilirsiniz. Hocam buraya x buraya y dersem burası x artı y burası da x artı y yapar. İşte çevre a b c x artı y işte x artı y x artı y ve b c toplamı şeklinde deyip ona göre de işlemi yapabilirsiniz tabii ki. Ee, ya da ispat tekniğiyle bakın nokta açısıysa nokta açısı e, paralellikten nokta açısı paralellikten nokta açısı o zaman x ise x yaptı y ise y yaptı. E, bu bir paralel kenar. Paraya kenar olduğu için y ise y, x ise x gerçekten x artı y çıktı burası. Çevre paraya kenarın çevresi 2x artı 2y verilmiş bize. O da 32 verilmiş. O zaman x artı y'yi 16 buluruz. Çevre abc de verilmiş bana. Çevre abc de 2x artı 2y artı bc değil mi? Evet. Bu toplamda kaç verilmiş bize? Bu toplamda 40 olarak verilmiş. E zaten 2x artı 2y'yi biliyorduk biz. Hani 32 değil miydi? Evet. 16'yı da boşuna yazdık ama olsun. Burası 32 ise BC'de kaç kalır o zaman? 8 kalır. Bitti gitti. İster ispat tekniğiyle yap ister özelliğe biliyorsan direkt hocam x artıya x artıya diye yazıp sonuca ulaş. Ama ispat tekniğini gördük ya ispat tekniğinden dolayı buradaki şeklin paraya kenar olduğunu hemen algılayabiliyoruz. O yüzden ispat tekniğini de çoğu soruda bilmek lazım. E, o yüzden buradaki ispatı ben size gösterdim ki bence ispat tekniğini kullanmaya davet. Evet geldik bir sonraki soruya. Şimdi ABC x kenar üçgen verilmiş. Şu ikisi eşit verilmiş. Bunlar paralel verilmiş. Ve şunlar da birbirine paralel verilmiş. Yani şurada bir paralel kenar çıktı mı? Çıktı. Sonra e artık ispat tekniğini kullanaraktan hocam nokta ise x kenardan nokta yöndeşlikten nokta yöndeşlikten nokta x ise x y ise y'yi yazdın. Paralel kenardan y paralel kenardan burası da x'i yazdık. Tamam. Yukarıdaki ABC üçgeni biçimindeki bir bahçenin N e noktasında Tolga. Tolga buradaymış. B noktasında Emre, Emre buradaymış. C noktasında da Ramazan. Ramazan nerede? C noktasında. C noktasında da Ramazan varmış. Tolga sırasıyla ED, DF ve FA yollarını giderek dur bakalım. Tolga'yı hangi şeyle göndereyim siyahla? Tolga buradan başlayacak. ED, DF ve FA e de df ve fa'yı gidecek. Yani x y x. Yani 2x artı y şeklinde mi gidecek? Evet. 2x artı y gittiğinde 17 yol almış oluyor. Emre bf ve fa yollarını giderek Emre bf ve fa yolunu giderek x artı y yani. x artı y yolunu giderek 12 metre yol almış. E ben buradan x ile y'yi bulabilirim. Şunu eksiyle çarpı taraf tarafa toplarsam x. Bak y'ler gidiyor. 5 çıkar x artı y'de 12 ya y'yi de buradan 5 buluruz pardon 7 buluruz x yerine 5 yazdığımızda Ramazan da sırasıyla CBBA yollarını giderek cb ve ba yollarını giderek yani e, ben x artı y'nin zaten 12 olduğunu biliyorum ya burası 12 e, Ramazan da şu yolu ve şu yolu giderek yani toplamda 30 gitmiş hocam bu ve bu 12 ile neyi toplarsan 30 yapar 18'i. O zaman burayı da 18 olarak buluruz. O zaman BC, AB ve DE. Şimdi benden ne isteniyor? BC ondan sonra AB tamam BC ve AB belli zaten. Ve DE toplamı isteniyor. DE X tamam. BC'yi 18 bulduk. Artı AB uzunluğunu 12 bulduk. Artı DE uzunluğu kaç? X. X. X dediğimiz kaç? 5. Bu topladığımız zaman da kaç yapıyor arkadaşım? 35 yapıyor. Ve 35 de böylelikle bulmuş olduk. Yani yine ispat tekniğiyle kullandık. Sadece burada okuduk, okuduğumuzda işlem yaptık. Başka da bir şey yaptık mı dostlar? Yapmadık. İşte diğer özellikler olan kısmı da bu. Ee, özelliklerde özellikleri bildiğiniz zaman sonuca ulaşırsınız. Sadece son özellikte ispat tekniğini kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Ve bunu da böyle bir daha sonra x kenarda hiçbir eksik yapı kalmaz. Ama ÖSYM soru soracaksa bence ilk kısımdan tabana ait yükseklik dik üçgenden falan filan soruyor. Ama işi riske atmamak için de bu kısmı da bilmek lazım. Hani belki KPSS'de, ALES'de, DGS'de bu kısım yine karşımıza gelebilir. Ben TYT ve AYT anlamınca gelmeyeceğini düşünüyorum ama Hani gelmeyeceği anlamına da gelmez. Hani uzun yıllardır sormadı ve yeni nesile geçti ya TYT ve AYT'de. Ondan dolayı bu cümleyi kuruyorum. Ama siz yine de işi ki atmayın. Bunları bilin. Tamam? Evet gençler, böylelikle ikizkenar üçgeni hallettik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda eşkenar üçgenin konu anlatımında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.